Yine düştük yollara. Güzel bir yere gideceğim. Bakalım neresi. Haydi bakalım. Şu merdivenin de hiç çalıştığını görmedim. Şahit olmadım pek. Kilometre dolmuşla geldim. Daha gitmem gereken 9 kilometre daha var. Bakalım, başladık. Ama haliyle 9 kilometre yere dolmuş gitmediği için otostop çekeceğim. Bakalım gidebilecek miyim? 4 kilometredir yürüyorum. Kaldı 5 kilometre. Bunun 600-700 metresini bir abiyle yürüdüm. Sanki senelerden beri tanışıyor gibiydik. Edebi, felsefi, bilimsel bütün muhabbetlerden konuştuk. Böyle gezmeyi bu yüzden seviyorum. Arabayla gidiyor olsaydım eğer böyle bir şey gerçekleşmeyecekti malum. Gelsene oğlum, bir şey yapmayacağım lan. Beş sene önce gidecek olduğum yerden dönerken burada ceviz toplayan bir aileye denk gelmiştim. Onlar da beni çağırıp çay ikram etmişlerdi hatta. Ve ardından topladıkları cevizlerden vermişlerdi. Hayatımda yediğim en güzel cevizdi. O ailenin enerjisinden dolayı mı, yoksa burası yüksek bir kesimde olduğu için mi bilemiyorum ama net hayatımda yediğim en güzel cevizdi. Onları da buradan selamlarımı göndermek istiyorum.
5 sene önce gelişimde de bu şekildeydi, yani çürüktü. Gelmeden önce kesin yıkılmıştır, çürümüştür demiştim ama sapasağlam ayakta. Burası Sülüklü Göl. İlk gelişimde mevsim yazdı. Burası kuraktı. Hatta içinden yürümüştüm böyle. İlk defa bu şekilde dolu olarak görüyorum burayı. Bir üstte de Karagöl var. Yolunu hatırlayabilirsem eğer, orayı da göreceğim bakalım. Sanırım patikanın girişini buldum. Karagöl'e gelmiş bulunmaktayım. Tabi şu an sadece sazlıkları görünüyor. Birazdan yukarıdan da bakacağız. Tabi sis olduğu için gene göremeyebiliriz. Ama ben bu havaları seviyorum. Yağmurlu, sisli. Çoğunluğun aksine diyeyim. Çoğunluk güneşli havaları seviyor ama.
başkası gelmiş olsa hani morali bozulurdu açıkçası. Böyle havada geldiği için. Bir kısmı görünmeye başladı. Tam planladığım vakitte geldim. Birazdan da mangalımı yakacağım. Açıkçası bayağı acıktım. Şu ileride mangal alanı var. Orada yakacağım. Hani istediğimiz yerde kafamıza göre ateş yakmamaya özen gösteriyorum. Yaksam bile hani daha önce yakılmış alanları tercih ediyorum.
Karagöl'e son bir kez daha bakalım. Artık geri dönüş başladı. Bir daha ne zaman gelirim? Bilmiyorum. Açıkçası gelir miyim? Zannetmiyorum ama bakalım. Bir şey yapmayacağım lan, tamam. Bugün bayağı yürüdüm ama güzeldi. Şansım da çok iyiydi açıkçası. Otostop konusunda. Bayağı bekledim ama olsun. Bu işler böyle. Dönüşü trenle yapacağım artık. Saat önce gram ses yoktu. Şu an sese bak. Doğaya gitmeyi çok seviyorum ama gidip geldikten sonra şehirler çekilecekmiş gibi gelmiyor açıkçası. Kavgalar, dövüşler, bağırışlar. Şunu net olarak söyleyebilirim. Her geçen gün bir dağ evine yerleşip böyle bir inek, 3-5 tavuk alıp bir de küçük bir sera yapıp yaşama isteğim her geçen gün artıyor ya. Net. Neyse. Başka bir macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.